Evet, Düsseldorf Boat Show'un ikinci günündeyiz. İtalyan marka Azimut. Biliyorsunuz İstanbul'da ve Göcek'te fazlasıyla seyir yaptığım markalardan biri. Türkiye'de Carina Group, Carina Marine Group tarafından temsil ediyor. Bugün de özel bir tekne göreceğiz. Daha önce görmediniz bunu. Azimut Magellano 60. Çok da kıymetli biri beni bekliyor. Carina Group yönetici ortağı Murat Soydaş'la birlikte Magellano 60'ı gezeceğiz. Bu arada dışarıdan baktığınız zaman gövde rengine çok çekici olarak tasarladıklarını görebiliriz. Bu arada Powered by Evolution, Renewable Fuel diyor. Yani yenilenebilir bir güç, enerji varmış. Yakıtla ilgili herhalde gelişmeler var. Ben yolda bir şeyler anlattım ama. Hoş geldin. Merhabalar. Selamlar. Günaydın, iyi fuarlar. Günaydın. Evet, güzel bir fuar olsun. Teşekkürler. Çok güzel gövde rengi olan bir Magellano 60. Daha önce biz bunu görmedik. Evet, harika bir renk, evet. Magellano 60'ı da görmedik. Esasen şeyde gördük tabii, Cannes'da beraber. Cannes'da gördük ama. Gördük ama ilk defa bu fuarda Düsseldorf'ta ilk defa sergileniyor yeni modelimiz. Yaklaşık 18,5 metre evet. Uzunluğu olan. Aynen. 5,5 metreye yakın galiba genişliği var değil mi? 5-12 ama bu boy bir tekneye göre büyük bir yani. Yani bizim mesela burada 68'imiz var, 5-25. Bu 5-15 civarı yani. Gövdeli bir tekne, onu yan yürüyüş yollarında hissediyorsun. Şimdi biz yüzme platformu ve havuzluktayız. Evet, iner kalkar platformdayız. Burada bizim şu anda bütün şu alanın içinde güzel bir saklama alanı var. Yani çok oyuncaklar güzel için değil mi? Evet, oyuncaklar için, bot kırmaz ama bu platform iner kalkar platform 3.30 elinde bir botu da alma imkanına sahip. Buradan crew mesela giriliyor. Bir kişilik yerimiz var ama bu çok önemli. Konforlu ve rahat. 60 şöyle, fit tekne şöyle bir için. Bakacağım. Bu arada hep diyoruz ya yani mutlu crew, mutlu kaptan, evet. Mutlu personel, mutlu tekne sahibi. O yüzden öyle. Artık markalar buna çok fazla önem veriyor. Evet, burada galiba burada bir 6 kişilik değil yeni mi? Yeni bir yapıdayız, evet. Yani biliyorsun normal, konvansiyonel bu şekilde arkada oturulup öne bakılan dizayndan orayı cam yaparak son, yani bir devamlılık sağlayarak sonsuzluk ve yan oturarak tabii. Yükselen alçalan masasıyla ister bu düzende coffee table gibi ister yemek için göreceğin gibi geçiş tamamen engelsiz olduğu için ve bu kapıda hani sliding door'lar yan açılırken bu yana da açıldığı için şöyle ifade edeyim sana, bak bu da güzel, burada da camımız var. O da bunun arkasına kayboluyor. Buraya Amerikan bar oluştu, burada oturduk. Yani Volkan dümenden çok arkaya bütün, kadar evet, dümdüz evet, bir bütünlük. Havuzluktayken yani. Salondasın, salondayken havuzluktasın. Yani burada oturan görüyorum. Kişinin kaptanla bile teması olabilir. Aynen bir yandan öyle. Da kapalı aynen alanı öyle. Bir yanda çok tatlı bir özel bir alan yani da şurada da perde var mı aşağı doğru inen? Var tabii, inen kalkan opsiyonel. Biliyorsunuz perdeyi gölgelik, o çok önemli. Aynen aynen. Biz onu seviyoruz. Bu arada oturma alanı da çok güzel gözüküyor ve burada yani şöyle söyleyeyim size 6 kişi falan rahat rahat yemeğinizi yersiniz. Keyifli evet, keyifli oturursunuz. Kişiyi de buraya masalar da açılıyor. Şeysiniz, tabii. Ya biliyorsunuz ekstra ihtiyaç olursa da bu aşağı doğru inip üzerine bir yatak koyup burada yatmak ister misiniz bilmiyorum ama ben teknenin dışında havuzunda yatarım. Evet. O bar alanına bayıldım. Evet, yani müşterinin isteğine göre oluyor veya olmuyor ama şu mutfakla bağlantıyı sağladığı için de güzel bir alan burası. Evet. Şöyle içeri doğru geçelim bakalım. Mutfak çok güzel gözüküyor. Aslında gördüğünüz gibi artık kaç böyle mutfak? 18 metrelik teknelerden bahsediyorum. Yani aslına bakarsanız çok büyük boyutlar değil ama bir yandan da çok büyük alan sağlıyor evet. Üstü. Tavan yüksekliğinde görün. Benim boyum 1.80 demek ki 2 onluk bir tavan var. Hani böyle bir rahat. Basık bir alan falan hiç öyle bir şey söz konusu değil. Mutfak alanı çok güzel gözüküyor. Çok güzel. Yani buzdolabını buraya bunun arkasına koymuş. Büyük, rahat bir yani burası böyle dolabımız var. Buralarda alanlar var. Burada şarap saklama, burada yani depolama alanları. Her şey güzel. Miele'nin güzel seçilmiş. Tabii bolca evet. Saklama alanı var. Gördüğünüz gibi burada da bir oturma alanının hemen köşesinde sağa sola veya arkaya dönebilen bir televizyon var. Anladığım kadarıyla televizyon arkaya da dönebiliyor. Yani evet dönüyordu oradan belki bilmiyorum ama biz bunu beğendik. Yani illa bir bu taraftan şuraya seyredeceksin veya buradan buraya değil. Bak cama geleceğiz camdan evet. Dolayı bunu buraya alıp oynar yapınca çok güzel iş çıkartmışlar bence. Şöyle de içeri doğru geçelim.
Öyle baktığın zaman yani yerle bütünleşik bir cam var. Oturduğunuz yerde denize dokunabiliyorsunuz. Yani böyle evet. Cam seviyesi burada değil. Dolayısıyla hakikaten hani oturduğunuz her anda denizle bütünleşmek çok güzel. Bu gördüğümüz açılır, yükselir, alçalır. Yemek masası yani dining burası. Buraya bir coffee table konulabiliyor. Yani oturma alanı olarak büyük. Bu cam sayesinde çok ciddi bir panoramik şeyimiz var, özelliğimiz var. Bu cama bayıldım. Ben de bayıldım. Gerçekten. Bu arada dümen mahalli... Yani şimdi fuar ortamındayız. Burada yanımızda bir tekne var. Ama deniz olduğunu düşünelim. Tabii. Turkuaz güzel bir deniz. Göcek'tesiniz. Öyle bir hayal kurun. Bu tekne ne zaman Türkiye'ye geliyor? Ya ben şimdi Göcek'e gittim. Geri geleyim. Buyur. Türkiye'ye Aralık'ta geliyor inşallah. Önümüzdeki senenin fuarına gelecek. Ortalama tahmini fiyatlar ne? Tabii biliyorsunuz her zaman teknelerde opsiyonla değişmek... Şeydi altını not evet. Düşüyorum artık. Çünkü kafa karıştırıyor. Ya bir de opsiyon derken artık müşterilerimiz daha çok opsiyon seçiyor. Daha dolu tekneler istiyorlar. O yüzden ama 1.900 bunun başlangıç fiyatı 1.900.000 euro. Onun üzerinden. Motor ne var üzerinde? Man var. Yani bu şaftlı tekne. Man 730 var. i6. 2x730. Yani tabii daha ufak motorlar. Normal bu boy bir tekneye göre ama bunun yapısıyla, deplasmanlı bir tekne olması yapısıyla bu ve yakıt tüketimi de oldukça avantajlı. İşte aslında belki onu söylemek lazım. Göre. Magellano deyince akla ilk gelen şey uzun menzilli seyirler ve düşük tüketim. Evet. Yani artık tekne sahipleri eskisi kadar bonkör yakıt harcamaktan da hoşlanmıyorlar. Aynen. Markalar da işte dışarıda gördüğümüz gibi daha ekolojiye uygun, daha düşük tüketimli şeyler üretiyorlar. Aynen. Magellano'da galiba kaç litre tüketim dışarıda anlattınız bana? Yani cruising speed, ya bir kere sürat enteresan. Hızlı gittiğinde, yani ben sürati istiyorum, acelem var bir yere gideceğim, 26 mil maksimum. Gidebiliyoruz, çok iyi. Bu çok yani, anos. Daha ne olsun diyelim deplasmanlı tekne için. Zaten normal planninglerde 30, 31, 32 o civarlarda bu boylarda. Yani şöyle cruising speed'de 18 mil ile giderken yaklaşık olarak 160 litre yapıyor. Bu maksimum mu? Evet, normal bir 60 fly'da azimutun yine 260 yapıyor, 100 litre daha az yapıyor. %60 falan daha ekonomik. %40, %50. Evet, ama böyle 11 millerle, 11,5 millerle seyir yapılırsa da yani yaklaşık yarı yarıya daha da azalıyor. Yani 80 mil falan yapıyor toplam. Ciddi bir az tüketim. Yani müşterilerimizden acelesi olmuyor. Yani ben Göcek'teyim, Göcek'te geziyorum. Yok, Bodrum'da aşırı şey gibi yelkenliden motora evet, geçiş. Evet. Yani çoğu insan da esasında yani sürat aramıyor. Maksimum speed aramıyor. Gerek sen araba ya. Üstadısın. Kim 250 ile araba kullanıyor, kimse. Nerede kullanıyor? Aynı yani. Ya bunlar sembolik değerler. Sembolik değerler. Şöyle bir dümen evet. Mahalline de bakalım. Azimut'un o geleneksel bildiğimiz çok tatlı ahşap dümenini burada gördük. Yine koltuklar açılıp kapanıyor. Belli evet. Ki şurada ayarlarının da olduğunu Var tabii. Gördüğünüz gibi bunları da görebiliriz. Önünde buradaki multimedya ekranında gördüğüm kadarıyla Rayman'ın da çalışılmış. O da iki tane dev multimedya ekranı var. Joystick'imiz, pervanemiz, efendime söyleyeyim gaz dümen kollarımız hepsi burada. Ve bu ben bunu çok seviyorum ya. Çok böyle nostaljik geliyor ahşap dümenler. Magellano'ya has bir dümen tarzı. Evet. Biraz yelkenliyi de çağrıştıran ahşap çok benim de hoşuma gidiyor. Evet. Çok küçük gözüküyor. Kabinde zaten de bakacağız. Zaten dümenlerimiz kullanımdan çok dekoratif. Tabii canım artık herkes dekoratif. buradan herkes böyle kullanıyor. Tabii. Aynen öyle. Evet, güzel merdivenlerden indik. Önce sizi bir master kabine götürelim. 3 kabin, 3 tuvalet. Yani arkadaşlarınızla, misafirlerinizle kolayca gelebilirsiniz. Keyifli. Çok güzel banyoymuş ya. Evet, orası day hat. Yani günlük tuvalet olarak da kullanılıyor buradan girişiyle. Burası master. Master'ın kendi tuvaleti bu tarafta. Hı hı. Aydınlık, ferah. Evet, ferah. Güzel. Camı da büyük. Televizyon koymuşlar. Saklama alanlarımız var. Evet, evet. Ya bir de Azimut'ta böyle bu cam gibi, bu aydınlatmalar gibi güzel ufak parçalar. Değil mi? Ne kadar incecik detaylar. Evet, evet. Bu arada gördüğünüz gibi yine bir oturma grubundan da imtina edilmemiş. Dolayısıyla burası hani arzu ederseniz çalışabileceğiniz bir ortama da dönüşebiliyor. Dehet dediği tuvalette aslında günlük tuvalet diye adlandırılan teknelerde biliyorsunuz. Hani her kabine girip tuvalete gireceğinize günlük kullanımdaki tuvalet anlamına geliyor. Şimdi diğer kabinleri gezelim. Tabii master kabinin tuvaletine şöyle bir gireyim. Bayağı büyük. Gördüğünüz gibi tam boy bir banyomuz var. Güzel bir lavabomuz var. İyi bir tuvaletimiz var. Ferah, aydınlık, baş mesafesi çok güzel. Burası bayağı şık.
Yani bir evdeki konforunuzu asla asla aratmaz, zaten aratmaz. Sancak baş tarafta böyle bir iki kişinin yatabileceği, özellikle çocuklarınızın belki de kullanabileceği bir kabinimiz var. Burada da saklama alanları oldukça yüksek bir baş mesafesi ve hemen kendisinin solunda iskelesinde bir kendisine ait bir tam boy banyo ve tuvaleti de var. Hemen de buraya geliyoruz. En sevdiğiniz arkadaşınıza vereceğiniz kabininiz burada. Evet, VIP kabine de geldik. VIP kabinde de görmüş olduğunuz gibi yine benzer özellikler var. Çift kişilik oldukça güzel ve yüksek de bir yatak var. Belli ki altında da saklama alanları kullanılmış. Açmadım ama tahmin ediyorum burada bir banyo girişi var. Bu banyoyu da buradan kullanabiliyorsunuz. Yine güzel saklama alanları dolaplarında şık ahşaplarla bezendiğini söyleyebilirim. Bu arada şu tasarımı çok beğendim ya. Kapı kolları bayağı şık gözüküyor. Bakar mısınız? Böyle incecik detaylar, markaların böyle alameti, farikaları oluyor. Şimdi ne yapalım? Güverteye çıkalım. Sancak tarafa geldiğimiz zaman burada açılır bir kapımız var. Özellikle kolay yanaşmalarda, yandaki tekneye bordo olduğunuz zaman atlayabilirsiniz. Kolay kolay işinize yarayacak pratik çözümlerden bir tanesi. Şöyle güzel bir yürüme yollarını deneyelim. Burası da geniş. Bakın böyle bir... Çok geniş. Hani şöyle bakın, bu kadarım. Gayet güzel pratik. Yani buradaki bu alçalma içerideki panoramik görünümün sağlanması için yapıldı ama... Değil mi? Estetik olarak çok güzel katkı sağladı. Güzel gözüküyor. Aynen. Ha, buraya geldiğim zaman ilk gördüğüm artık pop-up light. Bayılıyor insanlar bu pop-up light'sa. Çok evet. Güzel, geniş bir oturma alanı var. Ön tarafta da minder var. Belli ki bunları çektiğin zaman da, değil mi? Bu gördüğün şu oturulan yer ters döndüğünde burası uzun bir güneşlenme alanı oluyor. Tamamıyla bir güneşlenme alanı olarak burayı hayal edebilirsiniz. Hem oturabilirsiniz, hem yemek yiyebilirsiniz, hem de güneşlenebilirsiniz. Evet. Yine bardaklıkları da oraya koymuşlar. Çapa ve bildiğiniz o ekipmanlarımız olduğu yerde, bazı teknelerde farklı yere konmuştu. Bunda öyle bir sıkıntı yok. Biz bir de size Flybridge'i gösterelim. Orada veda ederiz. Evet, en çok merak edilen yerlerde Flybridge'ler. Evet. Tekne içerisinde ayrı bir yaşam alanı, vay. Ayrı bir yaşam alanı, bayağı ayrı bir yaşam alanıymış. Çok büyükmüş ya. Evet. Tavan yani gördüğünüz gibi açılabilir. Burada buradan önde ufak güneşlenme alanımız, burada büyük masamız. Rahat, çok konforlu. Bir de arka tarafa çok güzel bir oturma grubu koyuyor Azamut. Ben çok beğendim. Ben burayı çok beğendim. Yani bu keyfe keder. Burası böyle mobilyalandırılmayabilir. Daha fazla alan, şezlong koyacağım denilebilir ama... Yürüyüş bandı falan gördük Kanda yani. Koşu bandları falan. Biliyorsunuz artık teknelerde limit yok. Şöyle tersten kapatıp size şunu da göstereceğim. Burada da... Aa çok güzel. Bir yandan böyle bir bazı teknelerde privacy sağlanır ama bunda gerçek anlamda keyfinize... Değer katacak bir şey. Burada bir ızgara, ocak var. Dolayısıyla güzel böyle barbekünüzü falan da yapabilirsin. Burada sıcak bastı duş almak istersen burada alıyorsun duşunu. Aa, bakın ya. Duş da var. Oh! Gördünüz mü? Sizin için her şeyi düşünmüşler. Evet, Flybridge'de en sevdiğimiz yer tabii ki Dümen Mahalli. Hep diyoruz ya Göcek'teyiz. Şu anda kapalı alanda değiliz ama olsun, burası da güzel, fuar da güzel. Magellano 60 size hayırlı olsun. Herhalde en çok ilgi çeken modellerden evet, biridir değil evet, mi? Evet, talep gördü. Yani biz fabrikadan daha fazla kendi hakkımıza tekne almaya uğraşıyoruz. Daha önce 53 Magellano vardı. O boyu bıraktılar. 60-66 devam ediyor. 25 ve 30 metrede boylarımız da var. Serinin en ufak boyu ama bence en şirin yakışıklı boyu bu oldu. İlk Türkiye'ye geleceği günü bekliyoruz. Hadi bakalım. Bu tekneyle İstanbul'da ya da Göcek'te veya belki Bodrum'da bir seyir yapmak dileğiyle Düsseldorf'tan hoşçakalın.